Tamam, bu elbise olunca diyorsun ki bak elbisen var, bu çıplak mı giyersin? Çıplak mı? Suçu kimin? Elbiseni anlamadığınızda kimin? Ev hayalin var şimdi, ev hayalin var mı senin? Sana ne abi benim nasıl senin? Benim işte yok. Yoksa yoksa niye şey yapıyorsun? Niye savunuyorsun? Saldırmıyor. Abicim bir dakika. Abi ne oluyor? Ay saldırıyor, eşyam yok ki. Senin eşyanın olmaması sorun. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bir dakika. Lütfen çok rica ediyorum. Abi bir dakika. Beni de Oreli lütfen muhatap olma. Tamam mı? Değişik bir arkadaşımız. Tamam sağ olun. Her şeyi sağ olun. Ya bunlar bana bak. Oraya ne olur cevap verme. Değişik biri belli ki şey peşinde. Kavga peşinde yapma. Ya zaten onlar sonra bana peşinde. Diyorlar cami önünde kavga çıkarıyorsun de. Yapma. Bunlar yapıyor. Bellidir tamam. Kimin yaptığını. Sakin ol. Sen hanım oraya söyler misiniz? 13 milyon göçmen ülkesini işgal etmiş. Allah memnunum diyor hala ya. Ne diyeyim abi? Gelin Gebze'ye. Taraflısın diyorlar. Bak gelin Gebze'ye bakın Araplardan sen geçilmiyor ya. Sen doğrusun. Araplardan geçilmiyor ya. Araplardan geçilmiyor. Sokağa çıkamıyoruz ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Adam buna rağmen ülkesi işgal altında resmen işgal edilmiş. Hala adamlar memnunum diyor. Ya nasıl bir insansın öyle yönetilmeyi hak ediyorsun yani. Abi parası ama olan memnun zaten. Parası olanı şikayeti yok ki. İnanın ki ben dedim ki bak Gebze'den geldim vallahi var ya ucuz yer bakıyoruz ya bak. Ucuz yer bakıyoruz kahvaltı yapacağız ya. Böyle ne bir diyeyim şey ben ya. İnanırım sana ben yok değine inanıyorum. Telefon alma, ayakkabı giyme, şunu yapma, şu ya ne yapacağız ya? Ne yapacağız? İşte mağara devrimi mi? Böyle davranıyorlar. Ya bırakın siz onları. Onlar paralı adamlar. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bak kardeşim. Buyurun. Adam Arapların çocuklarının okul servisinin parasını veriyor. Benim vatandaşım bir tane ekmek vermiyor. İşte buradan pay çıkarın siz. Ben Esenyurt'tan geliyorum. Ben 2009'dan, 2010'dan beri İstanbul'dayım ve hayatımda bakın kaç sene olmuş, 12-13 sene. İlk kez buralara gelebildim. Kendi şehrim diyebileceğim bir şehir. İlk kez hani tarihi yerlerini göreyim, gezebileyim diyebildim. Hani öğrenci kartım sayesinde çoğu müzeye girip çıkabildim. Allah var, bir şey söyleyemem. Ama buraya gelebilmek bile benim için o kadar sıkıntılıydı ki. Çünkü hani geliyorsun ve görebildiğin tek şey Araplar oluyor ya da her neyse. Niye bana bakıyorsun herhangi bir, abi? Herhangi bir mağazaya girdiğimizde... 2023'teyiz. Sen görmedin. Ya ben demek istediğim artık kendi ülkemizde dahi yabancılaşıyoruz. İkinci sınıf vatandaş konumuna geliyoruz. Ya öğrencilerin dahi hani en çok değer vermesi gereken gelecek nesil verilmesi gereken hani eğitim konusunda da bizim sosyal şeylerimiz, aktivitelerimiz konusunda da ama en çok geri planda kalan da yine bizleriz. Dediğim gibi hani Esenyurt tam yani meydana çıktığınızda Türkçe yazı göremezsiniz. O derece düşünebilirsiniz. Ben dışarı çıktığımda insanların yanından hani 5 metre mesafeyle geçmek zorunda kalıyorum. Çünkü hani birisi bıçak mı çıkarır? Çoğu yabancı uyruklu olduğu için. Hani can güvenliğimiz dahi artık tehlikede ve bunu hiçbir şekilde önemsemiyor büyüklerimiz. İlk kez oy kullandım bu arada bu seçimlerde ve verdiğim oya dahi pişman oldum diyebilirim. Şu an başta olan şahısa vermedim. Yine de hani her ne kadar Kılıçdaroğlu'na versem dedi anladım ki o da başa geçseymiş bizim için hiçbir şey değişmeyecekmiş. O kadar umutsuzluğun içerisindeyiz ki önümüzde ne olacak, ne bitecek gerçekten bilmiyorum. Çünkü en azından seçimlerden önce bir umut vardı, artık o da yok. Tamamıyla bitmiş tükenmişlik dediğim gibi üniversiteye hazırlanacağım. İnşallah kazanırsın güzel bir İnşallah. İnşallah istediğin gibi bir yere gelir. Ama dediğim gibi umut hiç kalmadı artık ya. Umut her zaman var, öyle deme. Umut her zaman var. Umut edeceğiz, düzeleceğiz. Umut her zaman var. Ben araştırma yapmayı çok fazla seven bir insanım ve Japonya'da şu an burada çok fazla Japon turist gördüm mesela ve Japonya'da hiçbir şekilde insanlar vatandaşlık vermiyorlar. Kendi ırklarını hani bozmak istemiyorlar. Hepsi safkan yani safkan da sayılmazlar ama kendi milletlerinden insanlar. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Dün burada bizi burada sürekli olan abiler var. Burada röportaj yaparken bir tane çocuk geldi bize. Ondan sonra ekonomi çok iyi. Görenler vardır hani bana inanmıyorlar yalnızsın diyorlar ya sorabilirsiniz. Ha. Biz de dedik ki abicim bir dakika bir müsaade eder misin? Ekonomi çok iyi dedi. Biz çok memnunuz. Erdoğan'dan dedi çok memnunuz. Oradan abilerin biri çıktı dedi ki sen Türk müsün dedi. Ondan sonra evet dedi ben Türk'üm dedi. Aksaray'dan geliyorum ben Türk'üm dedi. Konuşması biraz değişik.
Oradan abiler de dediler ki kimliğini çıkar, görürsünüz yayınlanınca da. Kimliğini falan var mı? Sonra biz de dalga geçerek, gülerek gitti çocuk, biliyor musun? Biz kendi ülkemizde dalga geçilen vatandaşlar olduk. Suriyeliymiş meğerse, Türk'üm diye biz de dalga geçiyor. Siz diyor daha çok çekersiniz, biz iyiyiz böyle diyor Erdoğan'dan memnunum. Dalga geçip gitti biz de. Bir dakika, karşıda Okan var, Kadıköy'de çıkıyor. Kadıköy'de bir Okan diye çocuk var, çıkıyor vatandaş. Geçen bir tane çocuk gelmiş böyle ufaklar. Balil çekiyorlar. Çocukları Suriyeliler, Suriyeli dediler. Çocuklar Türk vatandaşı çıktı. Buna ne diyorsun? Hadi. Abi demek istediğimi anlamadın. Sen demek beni dinledin şey mi? Adam bizle dalga geçti diyor. Tamam, olabilir. Ama işte onlar da Suriyeli dediler çocuklar. Baktık çocuk Türk vatandaşı çıktı. Tamam, yanlış onu yaptıysa ben yanlışa yanlış derim. Buyurun. Şimdi bir dakika. Yanlış derim abi, ben taraf değilim. Ya şu an bunların dediğinin aksine ben taraf değilim. Şu anda bakın, ekonomi iyi diyen yalan söyler. Ekonomi iyi değil. Bunu bir dakika pahalılık var. Bunu hükümet de söylüyor, devlet de söylüyor. Kriz var diyor. Ama diyor vatandaşımız biraz diyor sabretsin diyor. Yılbaşından sonra bir rahatlama olacak. Kısım kısım zamanla olacak diyor. Biraz evvel arkadaşlar sağlıkla ilgili bir konuşma yaptılar. Çekiyor musun kardeşim? Çekiyor abi. Tamam. Biraz evvel arkadaşlarımız sağlıkla ilgili problemler olduğunu söylediler. Ya şimdi ben sağlıkla ilgili problemler, yani bu hükümete doğru yani söyler yani. Bak şimdi ben bu hükümetten önce benim çocuk vardı. Çocuk o zaman 1 ya 2 yaşında bir şey. İshal oldu kızım. Bak ishal oldu benim çocuk. Ya 2001 ya 2000. Çocuk ishal oldu. Ben bunu doktora götürdüm. Doktor karnına şöyle bir dokandı. Dedi bu dedi zehirli ishal olmuş. Ne? Bir dakika abim. Dedik ne yapalım? Hastaneye mi yatırak? Evet dedi. İstersen hastaneye, istersen eve dedi. Dedim ben hastaneye yatırım. Daha saati saatine ilaçlarını alırız. Neyse çocuğu biz hastaneye yatırdık. Tamam mı? Çocuğa yani o zaman zehirli ishalın tedavisi şey serum. Belki az çok biliyorsunuz. Serumun, neyse olanlar bilir. Serumun birini takıyorlar, birini çıkarıyor. Daha 2 yaşında çocuk. Serumun birini takıyorlar, birini çıkarıyor, birini takıyorlar, birini çıkarıyor. Çocuk bir şekilde iyileşti yani 2-3 gün sonra. Bana o zamanın parasından bir hesap çıkardılar, bir asgari ücret kadar. Bu 2001-2002 yılında. Daha Tayyip Erdoğan hükümeti yok. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben çocuğumu hastaneden kaçırdım. O parayı ödemedim. Param vardı, kaçırdım. Böyle söyleyenler çok var zaten. Hayır, ben kaçırdım ben yani. Böyle anlatanlar çok var. İşte yani bu Tayyip Erdoğan hükümetinden önce ben kaçırdım çocuğumu. Sıra bulabiliyor musun abi? Ablam bak ben sana söyleyeyim. 2008'de benim çocuk büyüdü. İlkokula gidiyor. 2008-2009'da. Çocuk büyüdü. O zaman bir domuz gribi vakası çıktı. Hatırlıyor musunuz onu? Bak, abi bir dakika. O domuz gribi. Abi bir dakika. Ne demek istiyorsun bana? Konuyu toparlayalım. Toparlayacağım. Bak o domuz gribi. Tamam o zaman hadi. Yani konuyu toparlasaydın ya. Ablam bak o domuz, bak tamam. Bir dakika bitireyim o zaman. O hayır, domuz sağlık şu an daha mı iyi demek istiyorsun? Ablam bak, bak bir dakika bitireyim o zaman. O domuz gribi çıktığında bak ben çocuk ateşlendi. Ben özel hastaneye götürdüm ben, özel hastaneye. Bana o zaman sigortam yok, bir şeyim yok. Benim çocuğun tedavisini yaptılar. Benden 5 kuruş para almadılar. Niye? Sağlık reformu o zaman çıktı o zaman. 2008-2009. Bu Tayyip Erdoğan hükümeti döneminde çıktı. Ondan sonra Sen memnun musun şu an? Ben ablam şu an bana. Bak şu an ekonomik diyor. Ablam ekonomik kriz var şu an. Ama devlet diyor ki biraz sabırlı olun. Tamam, sabredersek düzelecek. Bir dakika, senin dediğin bu. Eskiden de kriz vardı. Eskiden bir memur çalışıyordu. Ev kirasını ödeyemiyordu. Bak bak. Eskileri çok dinledik. Vallahi. Ablam Kemal Sunal'ın filmler. Ben. Tabii işiniz de gelmedi. Abi konuştu. Herkes konuştu ya. Bak. Anladık biz. Anlıyor musun? Yok amca, anlamıyorum. Yanlış söyleyenim değil. Nani. Ekonomiden bahsediyor. Diyor ki Türk lirası diyor değer kazansın diyor. Türk lirası değer kazansın diyor. İnsanlar geçinebilsin diyor. İnşallah. Ondan bahsediyor. İnşallah. Yanlış yaparım. Nani diyor. Sen anlamıyorsun. Bak.